Programımıza tekstil sektörüyle devam ediyor, İstanbul'da bulunan Mahpeyker firmasına konuk oluyoruz. Karşımızda buranın sahibesi Zarife Hanım var. Zarife Hanım'a ilk sorumuz meslekle nasıl tanıştığı oluyor? Bu meslekle şu şekilde, giyinmeyi seviyorum. Öncelikle etrafımdakiler sürekli benden fikirler alırlardı giyinmek için, hani daha farklı giyimler için. Ve hayalimi gerçekleştirdim. Son bir yıldır Bağcılar Göztepe'de hizmet vermekteyiz. Zarife Hanım, ürünlerin çoğunu kendisi tasarlıyor. Tasarımları bana ait ürünlerimizin. Genelde çevresel ürünleri pek sevmiyorum. Sevmediğim için de kendim tasarlıyorum. Kumaşlarıyla, her şeyle tek tek ben ilgileniyorum. Sadece dikim bana ait değil. Peki Zarife Hanım, renkleri nasıl kullanmayı tercih ediyor? Çok böyle işte illa bu renk olacak, şu renk olacak değil. O anda aklımda ne renk belirlediysem ya da kumaşı gördüğümde hangi renk hoşuma gittiyse o şekilde ilerliyorum. Yani planlı bir şey değil, işte bu ay, bu sezon bu rengi çalışacağım, önümüzdeki sezon bu rengi çalışacağım diye planlı bir şeyim yok aslında. Zarife Hanım, tesettürlü kadınların açık giyinen kadınlara göre giyinmesinin kimi zaman zor olduğunu belirtiyor. Elbisesinden, ayakkabısından, başörtüsünden, takısından tesettürlü bir bayanın giyinmesi gerçekten daha çok zor. Hani açık bayanlara göre. Hepsiyle tek tek bir kombinasyon oluşturmak gerekiyor. Bunları yapabilmek gerçekten zor ama benim için çok kolay. Keyif alıyorum çünkü severek yapıyorum. Sevdiğim için, severek yaptığım için benim için basit yani. Çok zor değil, zorlanmıyorum. Müşteriler buraya geldiğinde nasıl bir hizmet alıyor? Zarife Hanım'dan öğreniyoruz. Baktığım gibi hani ne tür giyiniyorsunuz, nasıl kıyafetler giyiyorsunuz diye sormam. Kendim tasarlar, belirlerim. Yani şu şekilde sizin için fiziğinize bu gider. Hani bu şekilde giyinebilirsiniz. Üstünde hani bir de çizim. Çizime dökerek gösteriyorum müşterime. Müşterim bir de kumaş rengi olsun, bunları gösteriyorum. Müşterim beğendiği zaman zaten direktmen dikime geçiyor. Zarife Hanım, firmasıyla ilgili ne gibi geri dönüşler aldığını belirtiyor. Müşterilerimiz olsun çok mutlular aslında. Hani buradan çok çok uzak yerlere gidip alışveriş yapıyorlardı genellikle. Hani burayı açtıktan sonra herkes çok mutlu. Hani iyi ki açtınız, iyi ki hani Bağcılar Göztepe'nin gerçekten çok ihtiyacı var böyle bir butiğe. Daha hani değişik farklı butiklerin olduğu yerlerde de açmayı düşündüm. Düşünmedim değil. Kendim de zaten Bağcılar Göztepe'de oturmaktayım. Sanki buranın daha çok ihtiyacı varmış gibi geldi bana. Hani burada ilk başlarda hani çok sıcak bakmadım aslında. Hani açsam mı açmasam mı bir tedirginlik vardı. Sağ olsun eşimin de desteğiyle. Biraz da o beni aslında buraya yönlendirdi. Sanki Bağcılar'da açsan daha iyi olur. Hani buradaki bayanlar en azından çok uğraşıp çocuklu anneler olur. Hani çok çok uzak yerlere gidip giyinmektense hani yakınında olması daha iyi. Ki müşterilerimiz gerçekten çok memnun bu konuda. Çok güzel karşılıyorlar. Mağazada her yaşa hitap eden ürünler bulunuyor. Tasarım amacımız bu zaten. Her yaşa hitap ediyoruz. Gençlere de, orta yaşlılara da. Yaşlı bayanlarımıza da, mesela bayan geliyor hani oğlumun düğünü var, sade bir şey istiyorum diyor. Hazırda yoksa ürünüm eğer, kumaşı gösteriyorum, sade bir model belirleyip o şekilde çalışıyoruz. Zarife Hanım'a sizler için kısa yoldan şık giyinmenin püf noktalarını sorduk. Ya çok böyle ayrıntılı giyinmeye gerek yok aslında. Bir cin, üstüne bir kap, hafif bir şalla bile şık olunabilir aslında, sade ve şık olunabilir. Benim genelde zaten çizgim sade ve şık. Hani çok böyle abartılı, çok çok abartılı biri değilim aslında. Ama yeri geldiği zaman çok çok abartılı ve şık da giyinebiliyorum. Ne kadar hani çizgim belli olsa da yerine göre hareket ediyorum. Yani gençlerimize de şu şekilde tavsiyelerde bulunabilirim. Dediğim gibi hani çok böyle şık giyinmek için çok pahalı ya da çok böyle değişik ürünler giymeye gerek yok aslında. Çok rahat da giyinip şık da olunabilir. Zarife Hanım'a teşekkür ediyor. Son sözlerini alıyoruz. Mahpeyker stili daha büyük kitlelere ulaştırmak en büyük hedefim. Bu vesileyle herkesi mağazamıza bekliyoruz ve sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz.